Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu akşam sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de Yengeç burcuna geçtik. Aslandan sonra ters gittiğimiz için Yengece doğru gidiyoruz. Yengeç erkeklerine bakacağız. Bakalım Temmuz ayında yani Yengeç burcu zamanında Yengeç erkeklerini neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri neler olacak? Neleri öngörecek kartlar? Neler hangi konularda ışık tutacak bizlere? Onu yorumlayacağım. Dilerseniz haydi gelin hep birlikte kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Sıkılmazsanız izleyebilirsiniz. Yok ben sıkılırım diyorsanız da birazcık ileri alabilirsiniz videoyu. Bakalım. Sizleri neler bekliyormuş Temmuz ayında sevgili Yengeç burcu erkekleri. Şu kart çok güzel. Ben bu kartı çok seviyorum. Yumuşak yaklaşın diyor. Geyik ruhu. Bakalım neler neler var başka. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Son kartımızı da aldık. Evet. Şimdi bir tane daha alacağım şuraya. Hadi içimden geldi. Şimdi sevgili Yengeç burcu erkeği arkadaşlarım. Bu ay öyle bir tutumluluk sizi bekliyor ki böyle bir para biriktirme, parayı harcamama veyahut da bir birikim yapma. Ama şöyle bir şey, çok iyi anlaştığınızda bir kadın var. Anneniz olur, ablanız olur veyahut da sevdiğiniz kadın olur. Bu kişiyle birlikte ya da bir arkadaşınız olabilir. Farklı bir birisi olabilir hayatınızda. Bu kişiyle birlikte bir yatırım planı içerisinde olacaksınız. Bir ortaklık bile düşünüyor olabilirsiniz. Veyahut da eğer ki evlenmeyi planlıyorsanız bu ay iki sevgili veyahut da iki eş veyahut da çok iyi anlaşan iki arkadaş veyahut da iki akraba olarak birlikte güzel para birikimlerini hedefleyeceksiniz olarak görünüyor. Şimdi kararsızlık yaşadığınız konularda sizi bir kararlılık bekliyor aslında biliyor musunuz? Yani çok kararsız olacaksınız ama aynı zamanda da bir o kadar da kararlı olacağınız bir ay. Şimdi şöyle, burada ne demek istiyorum? Aklınızı karıştıran bir türlü ona mı buna mı gitmeliyim dediğiniz veyahut da onu mu yapmalıyım bunu mu yapmalıyım dediğiniz konuda ufak bir adım atacaksınız. Ve bu sizin karar vermenizde çok büyük rol oynayacak. Yani doğru kararı verdiğinizi anlayıp o yoldan gideceksiniz. Hani risk alacaksınız tabiri caizse. Bir risk alıp bu şekilde ilerleyeceksiniz. Yani kararsızlık ne kadar yaşıyorum deseniz de veyahut da yaşayacağınızı hissediyorsanız Temmuz ayında
İlk haftasında yaşayacak olabilirsiniz bu kararsızlığı ama ondan sonra geri kalan 3 hafta boyunca muazzam bir kararlılık sizleri bekliyor olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi affetmek kartı ve karma kartı geldi. Bakar mısınız? Ben bunu çok enteresan buldum. İlk defa böyle bir farklı desteler görüyorsunuz. Ama affetmek ve karma çok enteresan geldi benim için. Miftah. Evet. Şimdi şurada benim aklımı bulandıran bir şey daha var. Bakın, şekiller birbirine çok benziyor. Görüyor musunuz? Bu silah, bu ise anahtar. Şimdi, ay uçtu anahtarımız. Şimdi karma karmik döngüden geçiyorsanız, hayatınızda bir türlü ya şu belimi de doğrultamadım dediğiniz bir nokta varsa veyahut ya şu işim bir türlü olmuyor ya da olmadı, ben bu treni kaçırdım dediğiniz noktada bilin ki bir karma karmik döngü çalışmış orada sevgili arkadaşlar. Yani sizin isteğiniz dışında sistem devreye girmiş. Artık bu karmayı siz mi yarattınız yoksa dolaylı olarak mı sizlere yansıtıldı bu karma bilemiyorum ama çözümü sizin elinizdeymiş. Bu anahtarın gelmesi demek zaten çözümü de bulacağınızı işaret eder. Arıyorsunuz, bulamadınız belki ama Temmuz ayında bu anahtar elinize geliyor. Şimdi bakın, gerçekten de bu anahtar ve silah birbirine çok benziyor, değil mi? Arka plan renkleri bile benziyor şöyle ışığa doğru getirirsem. Şimdi silah düşmanlık demektir. Bir ordu mensubu birisini de simgeliyor olabilir. Baba tarafından birisini simgeliyor olabilir. Ama bu düşmanlığa karşı bu karma, karmik döngü, düşmanlık, anahtar, affetmek çok koordineli geldi dikkat ederseniz. Size ne diyor biliyor musunuz? Geyik ruhu ile birlikte yumuşak yaklaşın diyor. Size tavsiyesi bu olacak. Ben bu kartı çok seviyorum. Yumuşak yaklaşın dediği zaman bu kart güçlü bir karttır biliyor musunuz? Yani şimdi yumuşak davranın deyince hani sanki böyle hiç etkisi yokmuş gibi hissedecek olabilirsiniz kartı görünce ama ben kendisini çok iyi tanıyorum. Kime çıktıysa bu kart mutlaka sakinleşmeli, yumuşak davranmalı, karşı tarafın kalbini kırmamalı. Bu sizin için geçerli. Yani siz de kimsenin kalbini kırmayın. Veyahut da sizin de kalbinizin kırılmaması gerekiyor. Bakın bir nokta var burada ve karma karmik döngünün içerisinde çıktı bu geyik ruhu. Baba tarafınızdan alıyor olabilirsiniz bu karmayı daha çok. Dedeniz, babanız, amcanız olabilir. Veyahut da babanızın kuzenlerinden geliyor olabilir. Bilemiyorum. Bir erkek tarafından geliyor. Korkularınızı ele alacaksınız. Yeni ay akrepte geldi. Şimdi bu karma karmik döngü den çıkmak için özellikle bir adım geri plana çıkın dedi. Yani çekilin dedi. Çıkın demeyeyim de yanlış olur. Geriye çekilin ve gözlemleyin. Hemen atlamayın diyor sizlere. Burada çok güzel bir tavsiye veriyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla toparlayacak olursak Temmuz ayınıza genel baktığımda yatırım açısından çok güzel. Varsa bir ortağınız, bir tanıdığınız, bir sevdiğiniz, onunla birlikte plan program yapacaksınız, para biriktireceksiniz. Ve burada başarılı olacağınız görünüyor. Diğer taraftan ise Temmuz ayında yaşayacağınız bir karmik döngü durumlarınız olacak. Bu durumlarınız için ise buna bir çözüm yolu bulacağınızı. Çünkü artı bu karma karmik döngüde bir düşmanlık meydana geldiğini ve sizi rahatsız ettiğini buradan alıyorum. Temmuz ayında böyle bir durumunuz söz konusu olacak. Ama bence buna çözüm bulmanız çok güzel bir şey. Yani keşke herkes bulabilse karmasına, karmik durumlarına çözüm. Ama siz bunu başaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Çünkü burada çok güzel kartlar geldi. Korkularınızı ele alın diyor. Bakın, korkularınızı ele alın demek ne demek? Güvenli alanınızdan çıkmanız gerekecek olabilir. O yüzden temkinli olun. Bakın diyor ki hemen yanına öğrencilik kartı geldi. Önde durmayın bu öğretmen gibi. Arkada durun öğrenci gibi diyor. Yani bir şeyler böyle hemen öne atlamayın. Bu ay biraz böyle karma karmik döngülerinizin olacağı bir ay olduğu için kurtulmaya da çabalayacağınız bir ay olduğu için biraz böyle temkinli davranmanızda fayda var diyor. Minik adımlar atmanızı tavsiye ediyor her zaman.
Ve çözümü de bulacağınızı söylüyor. Peki ben şimdi bir şey çok merak ettim. Acaba siz de merak ettiniz mi bilmiyorum. Belki bazılarınız yaşıyordur da tabii ki. Sizin karmanız, karmik döngünüz neymiş bir bakalım ilk önce. Bakın yine kılıç ası geldi. Bakın kılıç, kılıç bir çözüm bulma. Ani, keskin. İl ya da ülke dışına gitmek sevgili arkadaşlar. Harekete geçmek veyahut da hayatınızın direksiyonunuzu elinize almak. Pişmanlık. Şimdi dedim ki sizin karma karmik döngünüzün konusu nedir? Nereden geliyor bu karma? İl ya da ülke dışından birilerinden geliyormuş. Yani bir pişmanlık, bir ihanet, bir memnuniyetsizlik var. Ya il ya da ülke dışında bir akrabanız sizlere bir hayal kırıklığı yaşatmış, kötü sözler söylemiş, düşmanlık yapmış olabilir. Size ihanet etmiş olabilir. Siz de hani böyle bir durumun içerisinde olduğunuz için pişmanlık duyuyor veyahut da böyle artık memnuniyetsiz bir hava içerisinde olabilirmişsiniz. Bunları söylüyor. Ya da uzak bir yere gittiniz, il ya da ülke dışına gittiniz. Orada bir ihanete uğradınız. Umduğunuzu bulamadınız. Bu da olabilir. Karma karmik döngünüzün temelinde bunlar yatıyor. Ya da bu kişiler siz olmayabilirsiniz. Ailenizden birileri de bunları yaşamış olabilir. Size sirayet ediyor olabilir. Bilemiyoruz. Şimdi çok karma durumlarında kolektif olunca da iyice işler birbirine girebiliyor. Peki siz nasıl bir çözüm bulacaksınız bu işe? Evet, ailenizden bir kadın var. Ya eşiniz, ya kız kardeşiniz, ablanız ya da anneniz de olabilir. Bu kişiyle güzel bir oturup konuşacaksınız ve enerjinizi, paranızı, sevginizi, emeğinizi artık kimseye akıtmamanız gerektiğinizi konuşacaksınız. Enerjinizi, her şeyinizi kendinize saklamanız gerekiyor. Sahip olduklarınız şeyleri de böyle nasıl söyleyeyim? Sahip olduklarınızı kimseye vermeme, iyice bir sahip çıkma durumları söz konusumuş. Peki, hadi bakalım şimdi sorularımızı soralım. Artık genel bakımımız şöyle bir bitti. Bir işi olmayan sevgili yengeç burcu erkeklerini. Evet, balık burcunun kartı geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizler çalışmıyor olabilirsiniz ama yeterli bir miktarda sizi idare edecek kadar, belki de daha lüks yaşayacağınız kadar kiminiz için bir birikiminiz var, bir maddiyatınız var. Tek başınasınız çoğunuz, evli olmayabilirsiniz, bir ilişkiniz de olmayabilir aynı zamanda ama mutlusunuz. Kendi kendinize iyi geliyorsunuz, doğayı seviyor olabilirsiniz, dengeye geliyorsunuz, sevdiğiniz şeyleri yaparken. Ama gel gelelim balık, akrep, yengeç burcundan diğer arkadaşlarınız size iyi tavsiyelerde bulunmuyorlar. Sizi gücendiriyorlar, sizi kızdırıyor olabilirler. Birilerine karşı öfkelendiriyor olabilirler. Buna çok dikkat etmeniz lazımmış. Bir işiniz yok ama paranıza, maddi durumunuza haset eden arkadaşlarınız olabilir dedi. Bu konuda dengeye gelmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir işi olanlar ise bir karar vereceksiniz artık. İş arkadaşlarınızla veyahut da birileriyle konuşup bir şeyin zamanının geldiğinden bahsediyorsunuz. Aydınlanma, zafer kartı ve çok çalışma. Artık sanki böyle çok çalıştım diyorsunuz. Tamam, peki Temmuz ayında ne olur? Çok güzel bir teklifle karşılaşacaksınız. Çok enteresandır ki galiba bir şey olabilir, seviye atlama, bir rütbe alma, bunlar olabilir ya da bir şey olabilir, başka bir iş yapıp, ama burada başka bir iş olarak görmedim de daha çok terfi veyahut da para artışı, zam olarak da olabilir sizler için. Peki bir ilişkisi olmayanlar için ise Temmuz ayınız nasıl geçecekmiş bakalım. Artık kendinize bakacaksınız ilişki konusunda, yani artık ben bir ilişki istiyorum deyip karşı taraftan da, hatta hani böyle gözünüze kestirdiğiniz birisi varsa eğer, o kişiden de böyle bir okey alıp birlikte bir şeyler yapma planınız var. Çünkü
Artık canınız sıkılıyor, böyle fikir çatışmaları yaşamışsınız kendi kafanızda. Bazı göremediğiniz de şeyler var. Çok da sorumluluk almışsınız. Belki bunlardan dolayı da ilişki yaşamıyor olabilirsiniz. Ama hayatınızda ters giden ne varsa, hayatınızda yanlış giden ne varsa, eksik olan ne varsa hepsini tamamlayacağınızı, düzelteceğinizi söylüyor. Eğer ki aklınızda, gönlünüzde hiçbirisi yoksa, burada kendi hayatınızı düzene sokup ondan sonra bir ilişkiye geçeceğinizi söylüyor. Temmuz ayında sevgili arkadaşlar. Temmuz ayı sizin için güzel bir ay olacak. Peki bir ilişkisi olanlar için ise Boğa burcunun kartı geldi. Galiba size evlilik var. Çünkü bir evlilik teklifi kartıdır bu. Ezan okunduğu için minik bir ara veriyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ilişkisi olanlar için evlenme kararı alacaksınız demiştik. Bakalım karşı taraf kabul edecek mi? İkileme düşecekmiş karşı taraf. Oo evet. Ah, 3 tane ikili geldi. Kılıç, tılsım, kupa ikilisi geldi. Bakar mısınız? Hepsi 2. Önce bir karşı taraf ikileme düşecek siz evlenme teklif edince. Ondan sonra ne yapayım, ne edeyim, yapabilecek miyim, bir bocalayacak böyle teklifinizin karşısında, ama en sonunda birlik beraberliğiniz başlıyor. Belki Ağustos ayında aranızda bir söz nişan olabilir veyahut da partneriniz Aslan burcu olabilirmiş. Pekala, haydi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evli olanlar için ise bir üzüntünüz var sevgili arkadaşlar. Bakalım neymiş bu? Çocuklarla alakalı, çocuk meselesiyle alakalı. Çocuklar ve bir eve taşınma veyahut da çocuklarla birlikte aynı çatı altında olmak, böyle bir bocaladığınız bir süreç olacak. Okullarda tatil olduğuna göre acaba diyorum biraz strese mi gireceksiniz? Hani çocukları evde falan. Bilmiyorum, sanki böyle bir şey hissettim. Çocuklarla yapamıyorsunuz sanki, hani biraz böyle bir sorunlar olacak gibi görünüyor ama çok da büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bir bakalım neymiş tam olarak. Şöyle, çocukları çekip çevirme konusunda birazcık sorun yaşayacak olabilirsiniz. Hani şöyle de bir durum var bir kısmınız için. Evlilik tamam, çok güzel yapabiliyorsunuz ama çocuklu bir evlilik biraz size ağır gelmiş olabilir. Bunu hissedeceksiniz bu ay olabilir. Böyle bir muhakeme edecek olabilirsiniz. Böyle görünüyor. Şimdi kolektif olduğu için çok farklı manalar da olabilir. Ama ben bu kadarını söyleyeyim sizlere. Peki, eğer ki evli değilseniz, ilişkiniz de yoksa, ben platoniyim, uzaktan uzağa birisini seviyorum dediğiniz noktada, acaba Temmuz ayında açılacak mısınız bu kişiye? Böyle bir enerjiniz, ilahi adalet geldi. Arkadaşlar ne yaptınız acaba? Ne oldu diyeceğim şimdi. Ha, şimdi bir dakika. Burada ilk defa birbirinizi tanımıyorsunuz. Burada sizin bir geçmişiniz var. Daha önce siz bu kişinin hayatından gitmiş olabilirsiniz. Bir ayrılık, bir çöküş, bir ilişkinin yıpranması yaşanmış olabilir. Şimdi harekete geçilmesi zamanıymış. Yani sizler aslında ex partner konumundasınız. Sonra platoniğe dönüşmüşsünüz. Yani siz onu seviyorsunuz artık. Tek taraflı gibi, hani oluşmuş gibi görünüyor. Ama harekete geçeceksiniz bakın. Artık bu durum değişecek. İlahi adalet platoniklere bu sebeple gelmiş. Yani olması gereken adil davranışı artık göstermeniz gerektiği için bu ay kendisi, karşı taraf için harekete geçeceksiniz. Peki ex partnerinizi istiyorsanız, aklınızdan onu geçiriyorsanız, biz bir ilişki yaşadık, ben bir hata ettim, onu tekrar kazanmak istiyorum dediğiniz noktada, siz bu kişiye Temmuz ayında bir adım atacak mısınız? Bakın asılan adam geldi. Hayır. Cevap hayır. Direkt hayır. Peki bir kart daha alacağım. Neden? Kendinizi geri çekmişsiniz. Neden? Bir daha soruyorum. Başka bir kadın yüzünden. Bunu da burada bu kadar bırakıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ağustos ayı yorumunuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.